İşgalci İsrail geri adım atmak zorunda bırakılmıştı. Bolu İnsan Hakları Hizmet Derneği Genç İHA tarafından sabah namazı sonrasında Mescid-i Aksa ile ilgili basın açıklaması yapıldı. Geri adımı hazmedemeyen Siyonist işgalci yönetim 2019 Şubat ayında Mescid-i Aksa'nın içerisinde bulunan rahmet kapısını işgal ederek sinagoga çevirmek istedi. Böylece Mescid-i Aksa'nın mekansal olarak bölünmesini gerçekleştirmek için bir adım atmış oldu. Tüm Türkiye'de eş zamanlı olarak yapılan basın açıklamasını Bolu Genç İHA Başkanı Ali Hakan Öztürk yaptı. Ali Hakan Öztürk, ABD'nin elçiliğini Kudüs'e taşımasından bu yana İsrail'in Mescid-i Aksa ve Kudüs halkı üzerinde hukuksuz hareketlerini artırarak devam ettiğini vurguladı. Mescid-i Aksa'da 50 yıldır hutbe veren ve Kudüs halkının gönlünde büyük yeri olan Şeyh İkrime Sabri aleyhine alınan bu karar üzerine Kudüs halkı ayaklanarak rahmet mescidinde toplanmaya başladı. Son iki günde bu toplanma çağrısına uyan herkese karşı orantısız güç uygulayan Siyonist İsrail güçleri kadınlar başta olmak üzere birçok Müslümanı gözaltına aldı. Özellikle kadınlara uygulanan şiddetin dayanılmaz boyutlara gelmesi üzerine Kudüs halkı bu cumayı Umut Cuması olarak ilan ettiler. Siyonist İsrail'in rahmet kapısı yasağına karşı seslerini yükseltecek olan Kudüs halkı tüm dünya Müslümanlarının Kudüs'ten yükselecek sese karşılık vermelerini bekliyor. Genç İHA Başkanı Ali Hakan Öztürk açıklamasının sonunda Mescid-i Aksa'nın herhangi bir taşına dahi müdahale edilmemesi gerektiğinin altına çizerek tüm dünyaya bu durumun haykırılması gerektiğini ifade etti. Siyonist İsrail'in Mescid-i Aksa'nın değil içerisine herhangi bir taşına bile müdahale etmesini kabul edemeyeceğimizi tüm dünyaya en yüksek sesle haykırmalıyız. Çünkü bu meseleyi kabul etmek Mescid-i Aksa'nın bölünmesini kabul etmektir ki bu Müslüman alemi için bir kıyamettir. 2. Şeyh İkrime Sabri gibi ömrünü Mescid-i Aksa'ya adamış birinin Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırılması, tüm Müslümanların Mescid-i Aksa'ya girmesinin yasaklanması ile aynı anlama geldiğini anlamalı ve bunun kabul edilmez bir şey olduğunu haykırmalıyız. 3. Bütün sivil toplum kuruluşları olarak toplumun her kesimine meselenin önemini anlatmalı ve insanları bu konuda bilinçlendirmeliyiz. 4. Bugün burada yaptığımız Efendimiz Aleyhisselam'ın kim bir kötülük görürse onu eliyle değiştirsin, şayet eliyle değiştirmeye gücü yetmezse diliyle değiştirsin, diliyle değiştirmeye de gücü yetmezse kalbiyle düzeltme cihetine gitsin ki bu imanın en zayıf derecesidir. Hadis-i şerifi mucibince bu zulme sessiz kalmamaktır. Ve son olarak bundan sonraki süreçte de Mescid-i Aksa'da yaşanan olayları yakından takip edeceğimizi buradan bir kez daha ilan etmek istiyorum.